Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, haber bültenimize maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Yenice Köprülü Kavşağı ile Akhisar Mahallesi arasındaki Karadere Köprüsü üzerinde öğrenci servis otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen gencin ailesi ve yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgilere göre Karalar Mahallesi yolu üzerindeki kampüse öğrenci taşıyan Selim Sönmez yönetimindeki 16KB578 plakalı öğrenci servis otobüsü ile Akhisar Mahallesi istikametinden Yenice Köprülü Kavşağı'na doğru gelmekte olan sürücü 19 yaşındaki Kırgızistan doğumlu Ömer Celal yönetimindeki 16KLD70 plakalı motosiklet Akhisar Karadere Köprüsü üzerinde çarpmıştı. Öğrenci servis otobüsünün sağ ön kısmına kafasını çarparak bariyerlerin dibine düşen genç motosikletçi Ömer Celal kafasında kask olmasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri için yapılacak bir şeyin kalmadığı kazaya karışan öğrenci servis otobüsünün sürücüsü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayı duyan gencin yakınları kaza yerine akın etti. Servisteki öğrenciler ise başka bir servis aracıyla nakil edilerek okullarına götürüldü. Kazayı duyar duymaz olay yerine koşan ölen gencin yakınları ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldular. Fenalık ve sinir krizi geçiren ölen gencin yakınlarına olay yerinde bulunan ambulanstaki görevliler tarafından müdahale edildi. Al beni maşana götür. Tamam. Al beni götür. Bazıları ise sinirlerini kazaya karışan servis otobüsünü yumruklayarak, tekmeleyerek çıkarmaya çalıştılar. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından gencin cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, gerçekten de yürekleri burkan bir kaza haberiyle başlamış olduk. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin diyoruz sevgili seyircilerimiz. Ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Mayıs ayında İnegöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda kaçan ve uzun süredir aranan 33 yaşındaki şahıs düzenlenen operasyon ile Refah Sokak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Bursa cezaevine gönderildi. İnegöl'de geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu taciri gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti. Düzenlenen şafak operasyonu esnasında emniyet ekiplerinden kaçarak Eskişehir'e giden ve 3 gün önce İnegöl'e geri dönen 33 yaşındaki SK yapılan uzun süreli takibin ardından Refah Sokak üzerinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan araması bulunan SK, emniyetteki ifadesinin ardından hakim karşısına çıktı. İnegöl Adalet Sarayı'ndaki duruşmanın ardından suçlu bulunan SK, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13-19 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan camiler ve din görevleri haftasının açılışı gerçekleştirildi. Kutlamalarda bu yıl cami ve gençlik teması işlenecek. İshak Paşa Cami önünde gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda tarihine göre Mehdi'ye kısa bir konser verdi. Oh,
Programın açılışında konuşan Din Görevlileri Dernek Başkanı Osman Çiçek Fidan, cami Yüce Allah ile irtibatı somutlaştırmanın en güzel sembolüdür diye konuştu. Cami Yüce Allah ile irtibatı somutlaştırmanın en güzel sembolüdür. Camiler zengin fakir, amir memur, genç yaşlı demeden toplumun her kesiminden insanın aynı safta omuz omuza, gönül gönüle bir araya gelerek kaynaştıkları, birlik ve beraberliğimizin en güzel şekilde gerçekleştiği mukaddes mekanlardır. İlçe Müftüsü Bayram Can Bey ise Camiler ve Din Görevler Haftası'nın 1986 yılından beri kutlandığını söyledi. 1986 yılından bu yana bu sene 38.sini kutluyoruz. Kutlanmakta olan Camiler Haftası her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir tema belirlenerek haftaya öyle başlanır, hazırlıklar ona göre yapılır. Geçen yıllarda cami ve çocuk, cami ve kadın, cami ve engelliler gibi konuların yanında bu senede cami ve gençlik konusunu esas aldılar. Bu konu üzerinde camilerimizde sohbetler, vaaz-ı nasihatler, vaaz-ı irşadlar yapılacak. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, cami ve din görevler haftasında işlenecek olan geç kalma, genç gel temasının anlamlı olduğunu belirtti. Yaşlanınca camiye gideriz. Yaşlanınca bu konular aklımıza gelir. Öncelikle halletmemiz gereken işler vardır, uğraşlar vardır, okullar vardır, ticaret vardır. Ondan sonra son zamanlarda bu işler aklımıza gelir. Bana göre çok harika, çok kaliteli bir slogan geliştirilmiş. Yani geç kalma, genç gel diye. Hamdolsun bugün gerçekten bu konuda çok güçlü bir irade var, çok güçlü bir devlet var. Kaymakam Ali Akça da yaptığı konuşmada temayı beğendiğini ifade etti. Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşma yapan değerli müftüm ifade etti. Değerli belediye başkanımız ifade etti. Bu seneki camiler ve din görevlileri haftasının ana teması, ana konusu gençlik. Bence çok güzel seçilmiş bir konu. Hepimiz biliyoruz ki gençlerimiz, çocuklarımız yarınlarımızdır. Ve yine hepimiz biliyoruz ki gençlerimiz nasılsa geleceğin Türkiye'si de o şekilde olacaktır. O yüzden bizlerin ana görevlerinden biri gençlerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlamaktır. İsaören Mahallesi yolu üzerinde özel otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kapan çekelim. Edinilen bilgilere göre Ahmet Türker Çevre Yolu istikametinden İsaören Mahallesi istikametine gitmekte olan 37 yaşındaki Selim Bey yönetimindeki özel otomobil yol üzerinde U dönüşü yaptığı sırada İsaören Mahallesi istikametinden Ahmet Türker Çevre Yolu istikametine gitmekte olan 18 yaşındaki Mustafa E yönetimindeki motosikletiyle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa E ile motosiklette bulunan 17 yaşındaki Ahmet Ö yaralandı. Haber verilmesi üzerine olayına gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar müşahede altına alındı. Kazayla ilgili gerekli tahkikatın ise sürdüğü belirtildi. Atatürk Düşünce Derneği İnegöl Şubesi tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Programın ardından ise dernekte emeği geçenlere plaket takdim edildi. Derneğe yeni katılan 34 kişinin üyelere tanıtıldığı kahvaltılı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ve Adil Kansu, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Güney Marmara Sorumlusu İrfan Öztürk, Bursa ADD Başkanı İdris Kalender, İnegöl Şube Başkanı Ali Darıcı ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri ve aileleri katıldı. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan ADD İnegöl Şube Başkanı Ali Darıcı, derneğin kuruluşu ve varoluşu amacını açıkladı. Merhum Veli Dedeoğlu, onursal genel başkanımızdır. İlk genel başkanımız merhum Muammer Aksoy'dan,
şimdiki genel başkanımız Sayın Tansel Çolaşan hanımefendiye kadar 13 genel başkan, yüzlerce yönetici şerefle görev üstlendiler. Son iki genel başkanımız adeta ateşten gömlek giyindiler. Ülkemizin dışındaki Lozan bozucularına, içeride laikliği yok etmek isteyen gözü dönmüş işbirlikçilerine karşı amansız mücadele ettiler. Değerli arkadaşlarım, Atatürk büstlerini söküp depolarda saklayanlara, Atatürk büstlerini kıranlara, yakanlara karşı adedeye ihtiyaç var. TC'yi yerinden söküp adını anmayanlara, andımızı okullardan kaldıranlara, eğitimi gericileştirenlere, milli bayramları gündemden kaldıranlara, kutlama günleri ortadan kaybolanlara, bayrağımızın üstüne basıp ayakkabılarını silenlere, tüm bunlara karşı kılını kıpırdatmayanlara, eylem koymayanlara, meydanlarda mücadeleye katılmayanlara karşı Atatürkçe Düşünce Derneği'ne ihtiyaç var değerli arkadaşlarım. Pazar günü Otel Ancelo ile gerçekleştirilen kahvaltıda derneğin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Kurşunlu Mahallesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı sevgili seyircilerimiz. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası ise ev sahibi bakın kimlere tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre saat 13.30 sıralarında Kurşunlu Mahallesi İpek Yolu Caddesi numara 9 adresinden samanlık olarak kullanılan tek katlı betonarme binada yangın çıktı. Al şeyini çeker. Makine var. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki araçla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda tek katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangın sonunda yapılan kontrollerde yangın kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Bina sahibi Haluk Kol Kıran binayı şu anda kullanmadıklarını belirterek 200 senedir kullanmadığımız binada defalarca uyuşturucu kullanan gençleri yakaladık. Jandarmaya birçok kez bildirdik ama bir önlem alınmadı. Sonucu ortada. Baba Yadigari bina yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi diye konuştu. Önümde sopa indireceğim aşağıya arkadaş, bu kadar olmaz ya. Artık başka köylerden geliyorlar yani bir de. Buradan tabii. Arkadaşlarıyla buluşuyorlar, başka köyden geliyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar burada. Peki yangın sebebi de herhalde... O gene onlar yapmıştır canım, kim yapacak? Çünkü ya oturun yiyin adamlar efendim camları kırdılar. İçeride eski eşyalar vardı, kırdılar. Camla birlikte ya, camlarla birlikte atıyorlar dışarıya. Bunlar 13 yaşında 15 yaşında çocuk, bunların anası babası yok mu ya? Yangınla ilgili gerekli tahkikatın ise sürdüğü belirtildi. Spor haberlerimize devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. İnegöl Spor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Şaban Yıldırım, Karamanmara Spor karşısında 3 puanı almaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti. İnegöl Spor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, Karamanmaraş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından rakip sahada daha fazla kişiyle oynadıklarını belirten Yıldırım, "Buraya gelirken de kazanmak istiyorduk. Her maçı içeride dışarıda kazanmak istiyoruz." diye konuştu. Kayıf Demir'in sakatlığı ile ilgili konuşan Yıldırım, "Bizi çok korkuttu. Kırık olması şüphesiyle gitti ama çok şükür kırık olmadığı söylüyorlar. Yine bakılacak ama zannediyorum ki sadece ezilme var." diye konuştu. Süper Amatör Lig'de maçlar başladı sevgili seyircilerimiz. İlk karşılaşmalar ise derbilere sahne oldu.
Evet, Yenice Spor ile Kurtuluş Spor karşı karşıya geldi. Kurtuluş sahada oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı. Kafkas Spor ise cezası nedeniyle Yenice sahasında araba yatağını ağırladı. Kafkas Spor araba yatağını 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan taraf oldu. Bir diğer temsilcimiz Karadeniz Güven Spor ise deplasmanda Bursa Merinos Spor ile karşılaştı ve Karadeniz Spor da Bursa Merinos'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan taraf oldu. Süper Amatör Lig B grubunda sezonun ilk maçı İnegöl derbisine sahne oldu. Yenice Spor ile Kurtuluş Spor'un karşı karşıya geldiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puan ile sahadan ayrıldı. Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden diğer temsilcimiz Kafkas Spor ise Yenice sahasında araba yatağını ağırladı. Temsilcimiz Kafkas Spor araba yatağını 2-1'lik skor ile yendi. Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden temsilcimiz Karadeniz Güven Spor ise ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursa Merinos AŞ'yi Hakan Serbest'in golüyle 1-0 mağlup etti. Evet, bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kal.